Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 4. yasama yılı 7. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ekim Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem felaketinde şu ana kadar 105 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmalarını temenni ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 105 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ve şimdi hepinizi hayatını kaybeden 105 vatandaşımızın huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. Şimdi Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında, radyolarının başında, sosyal hesaplarında dinleyen saygıdeğer yurttaşlarım. Zor bir haftanın içindeyiz aslında. Acılarla dolu bir hafta. İnsanoğlunun özelliği bütün acılara katlanmış olmasıdır. Ama bir başka özelliğimiz daha var. Benzer acıların yaşanmaması için, önleyebileceğimiz türden, benzer acıların yaşanmaması için aklımızı kullanmaktır. Gerekli önlemleri almaktır. Sayın Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesini ziyaret ettim ben ve arkadaşlarım. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Siyaset dünyamızın önemli bir aktörüydü. 3 kez başbakanlık yapmış, bu ülkeye hizmetleri olan bir devlet adamıydı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Değerli arkadaşlarım, oturumumuzu yöneten grup başkan vekilimiz oturumu açarken İzmir'de yaşanan depremi ve deprem sonrası hayatını kaybeden bugün için elimizdeki son rakam 105 vatandaşımız için saygı duruşunda bulunmamızı istedi ve hep birlikte saygı duruşunda bulunduk. Depremin 5. günü hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil. Bütün umutlarımız nasıl 65 saat sonra sevgili Elif, 91 saat sonra minik kızımız Ayda kurtarılıyorsa inşallah şu anda enkaz altında olanlar da kurtarılır. Bu vesileyle oraya gittiğimde de ifade etmiştim. İzmir'e gittiğimde de ifade etmiştim. Arama kurtarma ekiplerine, jandarmanın, AFAD'ın, belediyelerimizin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Kızılay'ın arama kurtarma ekiplerine yürekten teşekkür etmek bizim görevimizdir. Onlar 24 saat belli bir disiplin içinde sessizliği koruyarak
Acaba bir ses duyabilir miyiz? Ve ses aldığımız yerden canlıyı nasıl kurtarabiliriz? Çocuk, kadın, genç, yaşlı nasıl kurtarabiliriz? Aslında onların uğraşı alanı buydu. O nedenle ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hastaneyi ziyaret ettik. Hastalar vardı. Depreme nasıl yakalandıklarını, nasıl kurtulduklarını, yaşadıklarını kısmen bana ve arkadaşlarıma anlattılar. Biz yaralılara da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bunu rahat atlatırız. Değerli arkadaşlarım, genelde genel başkan kendi partisine teşekkür etmez ama izin verirseniz ben İzmir'de yaşanan olay dolayısıyla, deprem dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerine, milletvekilinden belediye başkanlarına kadar, belediye meclis üyelerine kadar bütün üyelerine yürekten teşekkür etmek isterim. Bu benim vicdani görevim. Depremin olduğu andan itibaren arkadaşlarımız adeta bir seferberlik anlayışı içinde hepsi İzmir'e gittiler. 91 milletvekili arkadaşımız görev yaptı. 91 milletvekili arkadaşımız. Grup başkan vekilimizin koordine ettiği bir çalışma. MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve sevgili Özgür Özel de işin koordinasyonunu yapıyordu. Her enkazın başında 24 saat milletvekillerimiz bekledi. Çadırların tümü ziyaret edildi. Ve şu soru soruldu. Bizim bir eksiğimiz var mı? Sizin bir eksiğiniz var mı? Bizim eksiğimiz varsa söyleyin ama sizin eksiğiniz varsa siz de söyleyin. Biz bunu bir şekliyle karşılayalım. Çadırlar süratle kuruldu. Ekmek, çorba, süt, yemek, bütün bunların tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer büyükşehir belediyelerimiz ve belediye başkanlıklarımızın desteğiyle hiçbir sorun olmamasına özen gösterildi. Verdiğimiz mücadele, yaptığımız çaba sadece İzmirliler için değil aslında. Bir risk en hafif nasıl atlatılabilir? İnsanların yaşadığı mağduriyet en rahat nasıl giderilebilir? Bu çaba içindeydik. 2588 çadır kuruldu bizim belediyelerimiz tarafından. 25.991 battaniye dağıtıldı. Isıtıcı, maske dağıtımı 370.000'i aşkın maske, uyku tulumları, arama kurtarma personelinin sayısı 1784'tü. Diğer personel de alanda görev yaptı. 6.000 personel. İş makinaları 267 iş makinası. Binek araç desteği ayrıca verildi. 9 ayrı alanda şarj istasyonları insanlar cep telefonlarıyla konuşsun diye oluşturuldu. Ücretsiz mobil internet erişiminin altyapısı da oluşturuldu. Ayrıca bunlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Ayrıca İzmir ve İzmir'deki belediyelerimiz tarafından. Ayrıca 56 belediyemiz 180 araç ve 1124 personelle destek verdi. Battaniyeler, uyku tulumları, maskeler, kuru gıdalar, jeneratör, çadır, çocuk bezi, aydınlanma aletleri, seyyar tuvaletler, ıslak mendil, seyyar mutfak ki mutfak çok önemli. Araçlar geldi, mutfaklar her türlü yemeği veriyor. Elektrikli ısıtıcılarla bütün bunların tamamı sağlanmaya çalışıldı değerli arkadaşlarım. Hasta ziyaretleri yapıldı. Taziye ziyaretleri yapıldı. Hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine katıldım. Cenazeler eğer İzmir dışında başka bir yere gönderilecekse bununla ilgili bütün çalışmalar yapıldı. Cenaze ve sahipleri arzu ettikleri illere gönderildi. Dolayısıyla bir yerde sorun varsa sorunun giderilmesiyle ilgili her türlü çaba gösterildi. Bir şikayet telefonu bütün İzmir'e duyuruldu. Dolayısıyla buraya gelen her şikayetin, her talebin, her beklentinin süratle cevaplandırılmasına imkan verildi. Ayrıca 230 vatandaşımız arzu ettikleri konaklama, sabit yazlıklarda konaklama imkanı sağlandı.
Çadırların tümü ziyaret edildi. Kimlik bilgilerinden ayakkabı numaralarına kadar bütün ihtiyaçlar bir şekliyle tespit edildi ve bunlar raporlandı. Psikolojik destek isteyenlere bu çerçevede de yardım edildi. Şu anda İzmir'de hiç kimse aç ve açıkta değil. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeler aracılığıyla yaptığı çalışmalar. Elbette ki Kızılay'ın, elbette ki AFAD'ın, elbette ki jandarma kurtarma ekibinin, arama kurtarma ekibinin çabaları da var. Dolayısıyla bu çabalara da İzmir Valiliği'nin çabaları da var. Bu çabalara da ayrıca teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlarım, bir deprem gerçeği var mı? Var. Bunu sürekli yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Eğer biz ülke olarak deprem gerçeğini kabul ediyorsak, gerekli önlemlerin alınması konusunda çaba harcamak zorundayız. Depremde hayatını kaybeden kişilerin partileri hiç önemli değil. Onlar bizim insanımız. Hayatını kaybetti mi? Kaybetti. Arkasından ne yapıyoruz? Fatiha okuyoruz hayatını kaybedenlerin. Gözyaşı döküyoruz. Üzüldüğümüzü ifade ediyoruz. İnşallah bir daha olmaz diye dualar ediyoruz. Ya sonra ne yapıyoruz? Asıl soru bu. Ya sonra ne yapıyoruz? Her depremden sonra aynı şeyleri yapıyoruz aslında. Değişen bir şey yok. Siyaset dünyamızda da değişen bir şey yok. Sivil dünyada da değişen bir şey yok. Bunun değişmesi lazım. Bakın değerli arkadaşlar, şunu düşünmek zorundayız. Deprem olduğunda can kaybını nasıl minimize edebiliriz veya hiç can kaybımız olmaz? Bunu düşünmek zorundayız. Deprem olduğunda mal kaybımız nasıl olmaz? Bunu düşünmek zorundayız. O da milli gelir de azalmaya yol açıyor. 3. Yaralı sayısını nasıl azaltabiliriz? Bu 3 sorunun yanıtını siyaset kurumu bulmak ve yerine getirmek zorundadır. Neyle? Bilimle, akılla, mantıkla. Devlet yönetimi böyledir. Liyakatle. Şimdi deprem mühendisliği diye denen bir dal var. Deprem mühendisleri var. Mühendisler var. Depremin şiddetini ölçüyorlar. Hatta o kadar ki şu anda AFAD'ın internet sitesine girdiğinizde sizin evinizin fay hattı üzerinde olup olmadığını dahi öğrenebiliyorsunuz. Yani bilim bize bütün bunları sunmuş vaziyette. Fay hatları nerede? Nerelerde yerleşimleri olsun veya olmasın? Bütün bunların hepsini saptamak mümkün. Bilim bu imkanları veriyor bize. Peki değerli arkadaşlarım, ne yapıyoruz? Yasalar çıkardık, doğru. Ama yasaların kendi içinde iç tutarlılığı yok. Her depremden sonra bir yasa çıkardık. Niçin? Ana temel olan depremle ilgili temel yasa pek çok ihtiyaca cevap vermiyor. Önce 1959'da umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun. 1959. Erzincan depremi oluyor 92'de. Bakıyorlar ki bu kanun ihtiyaca cevap vermiyor. Yeni bir kanun çıkarıyorlar. 3838 sayılı kanun. Ama geçici madde bu. Geçici madde. Erzincan'da yaralar sarılacak. Zaten ölenler defnedildi. Dolayısıyla görev bitti. Mesele de bitti. Arkasından 99 depremini yaşıyoruz. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği dünyanın en büyük depremlerinden birisini yaşıyoruz. Orada da bir kanun çıkarıyoruz. Yaraları sarmak için ek vergiler getiriyoruz, vergiler topluyoruz, efendim binalar yapacağız, bir daha deprem olduğunda insanlar hayatını kaybetmeyecek diye çarşaf çarşaf politikacılar konuşuyor, her şey yapılıyor. Hatta bir de deprem sigortası kanunu çıkarılıyor. Kanun hükmünde kararnameyle. Zorunlu deprem sigortasına dair kanun hükmünde kararnameyle bu da yapılıyor.
Sonra kentsel dönüşümle ilgili de güzel bir kanun çıkarılıyor. Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşüm proje kanunu. Yani istenirse yapabiliyor. Parlamento yürütme organı niyeti varsa gerekli düzenlemeleri yapabiliyor. Sonra 16.5.2012'de afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında bir kanun çıkıyor değerli arkadaşlar. 2012'de. Bu kanun aslında önemli bir kanun. Kimsenin hakkını yemeyelim. Tanımlar maddesinin çebendi şöyle. Riskli alan. Riskli alan nedir? Burada deprem oluyor arkadaş. Burada konut yapmayın demektir. Burası riskli alan. Peki riskli alanı kim belirleyecek? Belediye mi? Sivil toplum mu? Mimar mühendisler mi? Kim belirleyecek riskli alanı? Kanun bunu tanımlamış. Diyor ki riskli alan afet ve acil durum yönetimi başkanlığının görüşü de alınarak bakanlığın teklifi üzerine cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılır. Şimdi hep beraber soralım. Bugüne kadar nerede, ne kadar riskli alan belirlendi? 2012 kanun tarihi. 2012. Şimdi 2020 yılındayız. Ben merak ediyorum. Çocuğunu, evladını, annesini, babasını kaybeden, depremde kaybeden depremzede de merak ediyor. 2012 yılında bu kanun çıktığına göre riskli alanları herkes bildiğine göre hatta evinin bile fay hattı üzerinde olup olmadığını internete girip gören birisi herhalde Cumhurbaşkanlığı'nın bu kararını beklemiştir. Nerede bu riskli alanlar? Riskli alan belirlendikten sonra oradaki binaların yıkımı gerekiyor. Yeni binalar yapılacak. Orada veya bir başka yerde. Yıkımına kim karar verecek? Belediye mi? Hayır, belediyenin böyle bir yetkisi yok. Valilik ve ona bağlı kurumlar karar alıyorlar, bakanlığa gönderiyorlar. Sonra yıkımına karar verilirse belediye diyorlar ki şurayı yıkacaksın diyorlar. Belediye gidip orayı yıkmak zorundadır. Belki vatandaşlarım hatırlamazlar ama bu konudaki uygulamayı anlatmak için bir örnek vereyim. Malum İstanbul'da bir 16-9 kuleleri vardı. Kaçak yapı. Mahkeme kararıyla yıkımına karar verildi. Tebliğ edildi belediyeye. Fakat belediye orayı yıkacak müteahhit bulamadığı için ihaleyle yıkmadı orayı. Demek ki belediyelerin bir hasarlı bina var mı yok mu bunun tespiti belediye açısından önemli ama bunun yıkma yetkisi yok. Yıkma yetkisi merkezi hükümetin. Valilik diyecek ki buranın yıkılmasına karar verilmiştir. Burayı yıkacaksın. O zaman belediye gider burayı yıkar. Yasaların bu kadar dağınık olması aslında deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi de zorluyor arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım deprem konusunda biz ne yaptık? Öyle ya biz muhalefet partisiyiz. Ana muhalefet partisiyiz. Bizim de bir sorumluluğumuz var. Deprem konusunda biz ne yaptık? Özellikle bunu anlatacağım bu bölümü bize oy vermeyen vatandaşların dinlemesini isterim. Özellikle bu bölümü ya bu CHP'de hep eleştirir. Hiçbir zaman bir öneri getirdiği dahi görülmemiştir diyen vatandaşların dinlemesini isterim. Değerli arkadaşlarım, bürokrasi gelişmiş ülkelerde devlet terbiyesi olan ülkelerde saydam, kaynakların saydam nerelere harcandığının vatandaşa açıklandığı, vatandaşın bilgilendirildiği ülkelerde, üniversitelerin bilgi ürettiği üniversitelerde depremle mücadele iki aşamalıdır. İki aşamalıdır. Birinci aşaması şudur. Fay hattınız var, biliyorsunuz burayı. Bir afet her an gelebilir. Afeti nasıl önleyebiliriz? Birinci aşaması budur. Yani depreme dayanıklı konutlar yaparsınız. Depreme dayanıklı yol yaparsınız, tünel yaparsınız, havaalanı yaparsınız. Baraj yaparsınız. Biliyorsunuz riskli alan, ilan edilmiş riskli alan. Dolayısıyla burada öyle yapılaşma yapacaksınız ki yapmak zorundaysanız depreme dayanıklı olacak. Dolayısıyla deprem olduğunda da kimsenin burnu kanamayacak.
Birinci aşaması budur. İkinci aşaması nedir? Önlem aldık, binaları yaptık, her şeyi yaptık ama deprem oldu. Beklediğimizden çok daha şiddetli oldu. İkinci aşama, depremin yani afetin oluşması halinde ortaya çıkan riski nasıl giderebiliriz? Deprem toplanma alanları, hastaneye ulaşım yolu, arama kurtarma ekipleri nereden, nasıl gelecek, nasıl çalışacaklar, bunların ön hazırlıkları, ekiplerin yetiştirilmesi, bu da ikinci aşamadır. Türkiye'de hangisi yapılıyor? Birincisi yapılmıyor. Depreme dayanıklı konut, hepimiz biliyoruz. İstanbul'daki konutların büyük bir kısmı depreme dayanır. Biliyor mu? Biliyoruz. Herkes söylüyor mu? Herkes söylüyor. Her partiden insan söylüyor mu? Her partiden insan söylüyor. Peki önlem? Önlem alınmıyor. Neden? Niçin önlem alınmıyor? Depremden sonra risk oluşuyor. Binalar yıkılıyor, insanlar ölüyor, gözyaşları döküyoruz, inşallah bir daha olmaz diyoruz, aman çocuk kurtuldu diyoruz, hepimiz bayram yapıyoruz. Kurtaran AFAD ekibi veya diğer arkadaşlar gözyaşları döküyorlar, bu çocuğu, bu kızı kurtardık diye. Hepimiz seviniyoruz, televizyonların başında canlı olarak izliyoruz, inşallah olmaz diyoruz. Peki arkadaşlar, depremden sonrayı biliyoruz da deprem öncesi neden önlem almıyoruz? Ya Allah bize akıl vermiş değil mi? Aklımızı kullanacağız. Bilim adamları var bu konuda. Bunlar çaba harcıyorlar. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bugün bir gazetemiz şöyle bir haberin başlığını şöyle yapmış. İktidarıyla muhalefetiyle bilimin sesine kulak tıkayan Türkiye. Pes yani ya. Ya biz ne zamandan beri bilimin, bilim insanının sesine kulak tıkadık? İktidar tıkıyor, onu ben biliyorum. Hep biz de biliyoruz, o da biliyor zaten. Gerek de duymuyor yeni bina yapmaya, depreme dayanıklı bina yapmaya gerek de duymuyor zaten. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Kalan sağlara diyeceğim ki ağlama kardeşim, baban öldü, annen öldü ama sana bir tane daire vereceğim. Otur oturduğun yerde diyor. Anne baba mı çok değerli, onun aldığı bina mı çok değerli, daire mi çok değerli? Bu ayrımı insanın vicdanının yapması lazım. Bu ayrım yapılmıyor. Bakın değerli arkadaşlar, kim görevini yapıyor, kim görevini yapmıyor? Bu da önemli bir soru. Bir deprem gerçeği var mı? Var. Bundan sonra da depremler olacak mı? Evet, bundan sonra da olacak. Ben söylemiyorum. Bu işin uzmanları, bilim insanları söylüyor. Parlamento görevini yaptı mı? Birinci soru o. Parlamento görevini yaptı mı? Parlamentoya yürütme organının depremle ilgili getirdiği bütün kanunlar buradan geçti. İktidarı, muhalefeti, madem depremle mücadele edeceksin, buna ihtiyaç diyorsun, tamamı geçti. Ama parlamentonun bir eksiği var. 17 yılda depremle ilgili 58 araştırma önergesi vermişiz. AK Parti ve MHP milletvekilleri hayır, depremi araştırmaya gerek yok demişler. Deprem olur, insanlar ölür, öldükten sonra gideriz, enkazı kaldırırız, cenazeleri defnederiz. Bizden güzel ülke yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. Parlamentonun oturup araştırma yapması lazım. Bu reddedildi. Demek ki muhalefet 17 yılda 58 kez deprem gerçeğine parlamentoda dikkati çekmiş. Bilim insanları görevlerini yapıyorlar mı? Evet, bilim insanları görevlerini yapıyor. Televizyonlarda görüyoruz. Çok sayıda bilim insanı çıkıyor televizyonlara. Deprem gerçeğini yıllardır anlatıyorlar. Önlem alın diye adamların dilinde tüy bitti. Alınan bir önlem var mı? Hayır, yok. Bilim insanı diyor ki artık ya neyini yazacağım diyor ben bunu. Neyini yazacağım diyor. Yaza yaza kalem eskidi. Söyleye söyleye her şeyi ifade ettik. Dilimizde tüy bitti ama bunlar bir şey yapmıyorlar. Peki sivil toplum örgütleri üzerine düşeni yapıyor mu? Evet, yapıyor. Sivil toplum örgütleri de deprem gerçeğine dikkati çekerek deprem konusunda alınması gereken önlemler konusunda onlarca
Çalışmalar yaptılar, paneller yaptılar, toplantılar yaptılar. Onlar da çalıştılar. Peki üniversiteler üzerine düşen görevi yaptı mı? Evet, üniversiteler de yaptı. Üniversitelerde de deprem gerçeği üzerinde durdular. Onlar da yayınlar yaptılar. Onlar da toplantılar yaptılar. Meslek kuruluşları, mimar, mühendis odaları bunlar yaptı mı görevini? Evet, bunlar da yaptılar. Onlarca, yüzlerce rapor var. Bilim insanlarının, uygulamacıların anlattıkları, yaptıkları, yazdıkları, çizdikleri onlarca, yüzlerce makale ve kitap var. Bunlar da görevlerini yaptılar. Peki muhalefet olarak biz görevimizi yaptık mı? Öyle ya. Yasama organı kısmen yaptı. Bilim insanları yaptı. Sivil toplum örgütleri yaptı. Üniversiteler yaptı. Peki muhalefet olarak biz görevimizi yaptık mı? Değerli arkadaşlarım, rahat ve açıklıkla, açık yürekle şunu söyleyebilirim. Deprem konusunda, deprem gerçeği konusunda, alınması gereken önlemler konusunda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bir daha altını çizeyim, büyük bir laf demesinler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en nitelikli, en kaliteli raporu hazırlayıp yürütme organına, yani hükümete sunan tek parti var. O partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Diyeceksiniz ki ya bundan niye kimsenin haberi yok? 99 depremi yaşandı arkadaşlar. 99 depremi yaşandı. On binlerce insan hayatını kaybetti. 100 bini aşkın kişi yaralandı. İnsanlar sakat kaldı. Evler yıkıldı. Millet perişan oldu. Milli gelirimizde büyük bir düşüş oldu. Çünkü aynı zamanda burası büyük bir sanayi bölgesiydi. Ne yaptık? Ersin Arıoğlu, bir mühendis, bizim İstanbul milletvekiliydi. Ersin Arıoğlu Amerika'dan, Japonya'dan ve Türkiye'den mühendisleri bir araya getirdi. Deprem mühendislerini. Deprem konusunda en önemli kaynak, en önemli çaba, en önemli önlemler Japonya'da ve Amerika'da. Üniversiteden hocaları bir araya getirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 2 hoca, Japonya'daki üniversitelerden 4 hoca, Amerika'daki üniversitelerden 4 hoca bir araya geldiler ve bir rapor hazırladılar. Raporun adı İstanbul Depremi Hazırlıklarının Hızlandırılması ve Tek Yönetimde Toplanması. Bu raporu hazırladılar. Raporu 2005 Kasım ayında o dönem genel başkanımız olan Sayın Deniz Baykal'a sunuldu. Sayın Deniz Baykal, raporun ne kadar önemli olduğunu, raporu hazırlayanların bu konuyu ne kadar iyi bildiklerini gördüğü için, ya bu rapor çok önemli, sadece bizde kalmamalı, yürütme organının yani hükümetin bu raporu bilmesi lazım. Gidin Sayın Başbakan'a bu raporu takdim edin. Anlatın, briefing verin Sayın Başbakan'a. Dönemin başbakanı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ama diyor ki Sayın Baykal, bu raporu verirken bunu kamuoyuyla paylaşmayın. Bu CHP'nin raporu olarak algılanmasın. Çünkü deprem bir siyaset alanı değil. Yani A partisi, B partisi bir rekabet alanı değil. Depreme karşı önlem almak lazım. Her türlü önleme destek vermemiz gerekiyor. Sayın Başbakan'a şunu söyleyin. Bu raporun öngördüğü kanunların meclisten çıkması için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü desteği vermeye hazırız diyor. Ne zaman? Kasım 2005. Sayın Baykal'ın bu önerisi üzerine Sayın Ersin Arıoğlu ve ekibi Başbakanlık Müsteşarına telefon ederler. Dönemin müsteşarı Sayın Ömer Dinçer'dir. Deprem konusunda uluslararası bilim insanlarında çalıştığı,
önemli bir raporun hazırlandığı, alınması gereken önlemler konusunda, yasalar dahil konusunda Sayın Başbakan'a bilgi vermek istediklerini ifade ederler. Ömer Dinçer, Sayın Başbakan'ın işleri yoğun ama size 20 dakika ayırabilir der. 20 dakika ayırabilir. Olur diyorlar. 20 dakika 20 dakikadır gider anlatırız. Erdoğan'a ve ekibine ve daha önce Baykal'a sunulan rapor 3 bölümden oluşur. Birinci bölüm İstanbul deprem ihtimalinin bilimsel analizi. İstanbul deprem ihtimalinin bilimsel analizi. Şöyle 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 diye bilimsel bir görüş. İkinci bölüm muhtemel hasar senaryoları. Deprem olursa ne olacak? Muhtemel hasar senaryoları hazırlan. Üçüncüsü, risklerin en aza indirilmesi için nelerin yapılması gerekiyor? Risklerin en aza indirilmesi için nelerin yapılması gerekiyor? Randevu günü Sayın Arıoğlu ve ekibin Sayın Başbakan'a giderler. Görüşürler ve Sayın Arıoğlu şunu söyler. Sayın Baykal, bu raporu kamuoyuyla paylaşmayın dedi. CHP'nin raporu olarak algılanmasın. Bu rapor deprem konusunda yetkin imzaların oluşturduğu bir rapor. Dolayısıyla biz bu raporu kamuoyuyla paylaşmadık der. Sayın Başbakan'a bilgi verilirken. Raporun sunuşu için malum 20 dakika denmişti. Raporu sunmaya başlarlar. Erdoğan derhal ilgili bakanları ve müsteşarları da davet eder. Çünkü raporun ciddiyetini fark eder. 20 dakika zaman ayırması gereken başbakan tam 3,5 saat briefingi dinler. 3,5 saat. Raporun ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu vatandaşların da bilmesi lazım. Biz bugüne kadar çıkıp "Ey Erdoğan, raporu biz yazdık, sen gereğini yapmadın" demedik hiçbir zaman. Hep bekledik. Çünkü deprem farklı bir şeydir. İnsan hayatıyla ilgili bir olaydır. Önlem alınması gerekir. Kim alacak bu önlemi? Parlamento alacak. Yasa açısından. Artı yürütme organı. Yani bakanlar, başbakanlar, kanun teklifleri hazırlanacak, gelecek. Bir bütünlük içinde bu olayın çözülmesi lazım. 3,5 saat çağırılır. Bunu biz basınla paylaşmayacağız. Paylaşmadık der. Sayın Baykal'ın önerisi üzerine. Ama Erdoğan Başbakanlık Basın Merkezi'ne talimat verir. Deprem konusunda çok önemli bir briefing aldığını Başbakanlık Basın Merkezi kamuoyuna duyurur. 22 Kasım 2005'te. Geldiler Sayın Ersin Arıoğlu'nun başkanlığı ekip, deprem konusunda bize ayrıntılı bir briefing verdilerdir. Erdoğan bununla yetinmez. Der ki, bu çok önemli bir rapor. Bunu mutlaka İstanbul Valisi'nin ve İstanbul Belediye Başkanı'nın da dinlemesi lazım. Onlara da bu briefingi vermeniz lazım. Ersin Arıoğlu ve ekibi şunu demezler. Ya ben milletvekiliyim, onlara niye briefing vereyim demezler. Tam tersine, tamam derler. Bu Türkiye'nin meselesidir. İstanbul Kandilli Rasathanesi'nde belediye başkanı, vali ve ekibiyle birlikte onlara da başbakana yaptıkları sunuşun aynısını yaparlar. Rapor ayrıca Bayındırlık Bakanlığı'na, İmar İskan Bakanlığı'na birer örnekte gönderilir. Gayet güzel. Ne oldu? 3,5 saat dinleyecek başbakan. İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul Valisi dinleyecek. İstanbul depremindeki riskler nedir? Hangi önlemleri almamız gerekiyor? Bütün bunlar ayrıntılı olarak belirtilmiş, mali yapısına kadar. Bu rapor sadece raflarda yerini aldı arkadaşlar. Muhalefet partisi de ne yapıyor? Bilimden uzak diyenlerin kulağına küpü olsun. Kulağına küpü olsun. Aslında her şey biliniyor arkadaşlar. Yapılması gereken her şey biliniyor. Bir gizli saklı bir şey yok.
Peki neden yapılmıyor? Madem hepimiz biliyoruz, başbakanı bilir, AK Parti bilir, MHP bilir, efendim Cumhuriyet Halk Partisi bilir. Hepimiz biliyoruz aslında. Niçin yapılmıyor? Bu bir siyasi tercihtir. Bir daha çizeyim altını. Bir daha ifade edeyim. Bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihte bulunan ise iktidar partisidir. İktidar partisi diyor ki deprem olabilir. Cenazeleri kaldırırız, defnederiz. Ondan sonra yıkılan bina varsa yaparız. Yıkılmayan bina bir sonraki depremde o da yıkılacak zaten. Deprem değil bina öldürür diye bir deyişimiz vardır bizim. Deprem değil bina öldürür. İnsanların o binaların içinde ölümü beklemesi hangi vicdana sığar? Hangi ahlaka sığar? Değerli arkadaşlarım, evet depremi önleme şansımız yok. Fay hattı üzerindeyiz, evet. Yer belli mi? Evet. Nereler daha çok deprem riski altında, o da belli. Ama niye önlem almıyoruz? Bu bir siyasi tercihtir. Paranın nereye kullanılacağını öngören bir siyasi tercihtir. Deprem riskini sıfıra indirip insanların hayatını kurtarmak mı istiyorsun? Yoksa bir hava alanı yapıp uçak geçmeyen hava alanına dünyanın avrolarını, dolarlarını bundan 20 yıl sonra bile garanti edip ödeyecek misin? Bu bir siyasi tercihtir. AK Parti siyasi tercihini böyle kullanmıştır. Hükümet de böyle kullanıyor. 18 yıldır böyle kullanıyor. Gidiyorsunuz, deprem binaları yıkılmış oraya. Güzel, gittiniz. Kardeşim, burada deprem riski olduğunu biliyor muyduk? Biliyorduk. Söyleniyor muydu? Söyleniyordu. Siyasiler değil, uzmanları söylüyordu. Bilim insanları söylüyordu. Niye önlem almadın? Gerek yok önlem almaya. Bina yıkılır, içindekiler ölür. Ben de giderim onlara, derim ki ya hiç üzülmeyin, ben size yeni daire vereceğim. Ölenler? Ölenler gitti. Değerli arkadaşlarım, para yok mu? Para var. Bakın, özel iletişim vergisi, rahmetli Ecevit depremden sonra, büyük depremden, 99 Marmara depreminden sonra ek kurumlar vergisi, ek gelir vergisi, ek emlak vergisi, özel iletişim vergisi, özel işlem vergisi diye vergiler getirdi. Bunlardan birisi sürekli hale geldi. Özel iletişim vergisi. Çıktığı tarihten bu yılın Eylül ayına kadar özel iletişim vergisi olarak toplanan para 35 milyar dolar. Bir daha ifade edeyim. 35 milyar dolar. 35 milyar dolarla siz İstanbul'da yaşanacak, İzmir'de yaşanacak olan bir deprem riskini en aza indirebilirsiniz. Bir kişinin bile burnu kanamayabilir. Parayı harcarsanız. Adı üstünde deprem vergisi. Soruyorum, nerelere harcandı? Kıyamet kopuyor. Vay, bu soruyu nasıl sorarsın diye. Şöyle diyor Erdoğan bu soruyu sorduğunda. Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok diyor. Bana hesabını vermeyeceksin sen, millete hesabını vereceksin. Parayı nereye harcadın sen? Dünyanın en mükemmel raporunu sana 3,5 saat sundular. 3,5 saat. Nereye gitti bu paralar? Doğal afet sigortası kanunu var. Onu da rahmetli Ecevit kanun hükmünde kararnameyle kurmuştu. İmar affı uygulaması sözde yine bu risk taşıyan yerlerdeki binaların yenilenmesine kullanılacak 24 milyar lira para. Nerede bu para bilmiyoruz. Ama Suriyelilere gelince para çok. 50 milyar dolar. 50 milyar dolar para harcadılar. Bizim insanımız da kendi evinde tabutlukta depremi bekliyor. Deprem olacak, biz de öleceğiz. İktidar bunu duymuyor. Şu soruyu sormamız gerekiyor değerli arkadaşlar.
İnsan hayatı değerli midir? Devleti yönetenlerin bilmesi lazım. İnsan hayatı değerliyse, insanı yaşatmak için alınması gereken önlemleri siyasi iktidar alıyor mu, almıyor mu? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Siz insan nasıl ölür? Bilerek, görerek, depremi bilerek nasıl ölür? Görüyorsunuz, biliyorsunuz, anlıyorsunuz, yaşıyorsunuz ama önlem almıyorsunuz. Çöken bir devletten, çöken bir yanlış anlayıştan söz ediyorum değerli arkadaşlarım. Peki devletin böyle bir görevi var mı? İnsanı yaşatmak gibi bir görevi var mı? Depreme karşı insanı korumak gibi bir görevi var mı? Öyle ya, çıkıp diyebilirler ki böyle bir görevimiz yok efendim. Nereden çıktı böyle bir görev? Bina yıkılır ve biz de bir sonra yaparız. Bizim böyle bir görevimiz yok diyebilirler. Anayasanın 57. maddesi var. Konut hakkı. Bakın ne diyor? Devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde. Şehirlerin özelliği ne? Fay hattı üzerinde mi, değil mi? Riskli alan mı, değil mi? Devletin görevi bunu saptayacak. Yasalarda öngörüyor zaten. Bunu tespit edeceksin diyor. Konut ihtiyacını karşılayacak tedbirler alır. Bunları, riskli alanları, riski sıfırlayacak, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Bu tedbirlerin hiçbirisi alınmadı değerli arkadaşlarım. 18 yıldır bu ülkeyi yönetenler anayasanın bu maddesinden bile bir haberdirler. Adımın kemal olduğu kadar inanıyorum. Anayasa askıda, işte bu da askıda. Deprem var, deprem gerçeği var. Bilim insanları söylüyor, mühendisler söylüyor, mimarlar söylüyor, sivil toplum söylüyor, siyasetçiler söylüyor, vatandaş söylüyor. Evimiz risk alanı, dayanıksız. Evi boşalt. Boşaltacak da nereye gidecek bu adam? Depremde binanın yıkılacağını ve öleceğini bildiği halde oradan ayrılamıyor. Niçin? Gidecek yeri yok. Sosyal devlet nedir? İşte o vatandaşa senin hayatın bizim için çok değerlidir. Sen bu binayı boşalt. Sana şurada yer verdik, oraya taşın. Depreme dayanıklı. Biz burayı yıkacağız. Park yapacağız burayı. Senin çocukların gelecek burada oyun oynayacak. Burası riskli alan diyeceksin sen. Kim? Sosyal devlet diyecek bunu. Sosyal devlet değil. 5 tane. Ne diyorduk ona? 5 tane müteahhide. Beşli çeteye. Beşli çeteye hizmet eden bir devlet var. Sosyal devlet değil. Paramı para veriyor istediği kadar. Peki depremde en çok kimler zarar görüyor? Sosyal olarak bakın. Fakir fukaralar. E bunlar demiyorlar mı? Biz fakir fukaranın yanındayız. Fakir fukaranın cenazelerinin yanındalar. Başka bir yerde değil. Cenazelerinin yanındalar. Onlara ev yapayım. Yok kardeşim. Dayanıklı ev olsun. Hayır kardeşim. Parkın olsun. Yok kardeşim. Bak sana ekmek veriyorum, sen de bana oy ver. Karşılıklı. Bu olmaz. Sosyal devletin ayağa kalkması lazım. Sosyal devletin vatandaşına sahip çıkması lazım. Sadece beslenme açısından değil, oturacağı konut açısından da. Ne diyor? Şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Müteahhide demiyor, sen bu tedbirleri al. Devlet olarak sen alacaksın diyor anayasa. Ama alınmıyor bunların hiçbirisi. Dolayısıyla devlet sağlıklı yönetilmiyor arkadaşlar. Ahlak olarak yönetilmiyor devlet. Bilgi olarak yönetilmiyor. Liyakat olarak yönetilmiyor. Vatandaştan parayı topluyorsun, deprem vergisi diye topluyorsun. Bak diyorsun, bunların tamamını ev yapacağım diyorsun. Riskli alan olmayacak diyorsun. Sonra alıyorsun o vergiyi, götürüyorsun başka yerde kullanıyorsun. Bu vatandaşı aldatmadır, kandırmadır vatandaşı. Bunu sorunca da efendim sen bana soru soramazsın.
Senin aldığın aylığın ben ödüyorum, ben vatandaş olarak. Vatandaş onu diyecek zaten. Senin aldığın aylığı ben ödüyorum diyecek. Bir mahkeme karar vermiş efendim. Birisi kalkmış bir vatandaş, senin aldığın aylığı ben ödüyorum deyince sen bana hakaret ediyorsun demiş. Sen senin aylığını sen karşılamıyorsun diyor. Benim aylığımı sen karşılamıyorsun diyor. O hakim arkadaşa söylemek isterim. Senin aldığın aylığı da o vatandaş ödüyor. Benim aldığım aylığı da o vatandaş ödüyor. Elektrik düğmesine basarken vergi veriyor. Musluğu açarken vergi veriyor. Dolmuşa binerken vergi veriyor. Ayrıca üstüne bir de deprem vergisi ödüyor. Ayrıca üstüne. Kurumlar vergisi ödüyor. Ek kurumlar vergisi. Gelir vergisi, ek gelir vergisi. Peki ne oldu bu paralar? Nereye gitti bu paralar? Neden bu can kayıpları? Bunların sorgulanması lazım. Yine sözlerimin başına geleyim. Deprem konusunda, deprem riski konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en sağlıklı, en tutarlı, en nitelikli raporları yazıp bunu bir siyaset malzemesi yapmadan yürütme organına götürüp teslim edip ayrıca 3,5 saat anlatan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve şunu her vatandaşım bilmesini isterim. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti yönetme zamanı gelmiştir. Devleti yönetme zamanı gelmiştir. Ayaklar altında olan bir devlet olmaz. Herkesin tehdit ettiği bir devlet olmaz. Herkesin şantaj yaptığı bir devlet olmaz. Onurumuzla ve gururumuzla yaşamak istiyoruz. Kimsenin tehdit etmediği bir devlet anlayışıyla yaşamak istiyoruz. Bilgiyi, birikimi, liyakati, devlet anlayışının nirengi noktası olmasını istiyoruz. Hiç kimsenin hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin, benim vatandaşımdır deyip onun sorunlarına eğilen bir devlet anlayışı istiyoruz. Toplumu ayrıştıran, toplumu bölen. O doğru değil. Depremle mücadelede merkezle yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, işbirliği, koordinasyon sağlanmak zorundadır. Bu olmadığı takdirde iş yürümez. Kentsel dönüşüm konusunda aylarca bekleyen bizim yazılarımız vardı. Belediye başkanlarımızın yazıları vardı. Cevap bile vermediler. Bunlar aşılır. Hiç kimse karamsar olmasın. Değerli arkadaşlarım, ağırlığı depreme verdim. Ama uçak deri sanayicilerinin talebi var. Onu önümüzdeki hafta bütün ayrıntılarıyla dile getireceğim. Komisyondan geçen genel kurulda görüşülecek olan 25 yaş altı 50 yaş üstü vatandaşlara kurulan bir kumpas var. 3 işçi sendikası, Türk İş, Hak İş ve DİSK. Bunlar bir araya zor gelirler. Ama üçü ilk kez ortak bir bildiri yayınlamışlar. Ortak bir bildiri. Bunu çekin, önce bizim görüşümüzü alın diye. Evet, bu kanun teklifinin çekilmesi lazım. 3 konfederasyonu, sayın genel başkanlarını davet edersiniz. İsterseniz saraya davet edin. Bunları bir dinleyin. Getirdiğiniz şey çok tehlikeli. Sosyal devlet anlayışıyla taban tabana zıt. İnsanların yasalarla verilen haklarını 25 yaş altı ve 50 yaş üstü insanlardan alıyorsunuz. Haklarını alıyorsunuz. Uluslararası normlara göre verilmiş haklarını ellerinden alıyorsunuz. Bunu da umarım çekerler. Bunun üzerinde de önümüzdeki hafta ayrıntılarıyla dururuz. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım.